Sevgili dostlar, bugün huzurlarınızda doğduğunuz toprakların güzellikleriyle sizi buluşturmak üzere varız. Düşündük ki insanın hatırası hiç unutamadığı hikayeleri vardır. Düşündük ki insanlar doğduğu yeri hiç unutmazlar. Doğduğu yerin hasreti her zaman insanın yüreğinde hep baş köşeyi teşkil eder. Düşündük ki çocuklarımız doğduğumuz toprakların tınısını, doğduğumuz toprakların rengini, doğduğumuz toprakların sevgisini unutmasınlar. Bunun için Esenler'de nüfus yoğun olan köylerimize gittik. Amcalarımızla görüştük, teyzelerimizle görüştük. Hikayelerini dinledik. Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlatmalarını istedik. Onlar da Esenler'deki çocuklarımıza hikayelerini anlattılar. Doğduğu toprağın hikayesini, doğduğu toprağın yaşamını anlattılar. İşte Esenler'de nüfus yoğun olan bu köylerimizin bütün güzelliklerini sizlerle buluşturmak, nesilden nesile aktarmak ve insanların doğduğu yerle gurur duymasını sağlamak, hele hele en önemlisi doğduğu yerle bağını koparmaması için gözlerinin önüne sergileyecekleri sürekli bir hayali değil, gerçek resmi çıkartarak gerçek hikayeyi buluşturmak istedik. Gelin hep beraber köyümüzün belgeselini birlikte izleyelim. Ne kadar da güzel köyümüz varmış. Hep beraber söyleyelim. Şaban Yılmaz, Çölmekçi Mahalle Muhtarı, 1964 doğumlu, Çölmekçi'de doğma büyüme. Bugüne kadar bütün hayatımın %60'ı, %70'i gürbette geçti, yurt dışı veya yurt içi. Erciyesistan'a kuş bakışı 17 kilometre ama yollardan gidersek, Kayseri'den de geçsek, Develi'den de geçsek, yani 70 kilometre. Kayseri'ye 40 kilometre, Tomarzı'ya 15, Develi 35. Köyümüzün nüfusu 850-520 seçmenimiz var. Bir okulumuz var, orta ve ilkokul. 92 tane talebemiz var. Yani 3 tane talebemizin erkek fazla, yarı yarıya. Lise taşımalı eğitim, Süleymanlı, Başakpınar, Kayseri'de okuyan arkadaşlar var. Şimdi burada bir tane imam evimiz, bir tane cami, bir tane sosyal dayanışma kooperatif binamız var. Altını, üstünü kahve olarak kışları genelde kullanırız. Altını da arkadaşlar kiraya verdi bir katkı olsun diye. Orada da tamirhane olarak kullanırız. Bir tane köyümüzde soğuk süt toplama tesisi. Eski okulumuz var, 4 tane lojman ile beraber bir köy odamız. Sağlık ocağımızı kapattılar, sağlık ocağını mıhtarlık olarak, geçirici olarak kullanıyoruz. Mıhtarlık ve taziye evimiz önümüzdeki sene inşallah 2022'de yapılacak. Köyde vatandaşımızın %50'si reşber, %50'sinde hayvancılık var. Hayvan her evde var ama çoğunluklu olarak 20-30 hanesi işletmesi var büyük. Büyükbaş olsun, küçükbaş olsun, onlar fazlalıkla. Yani 1700 kadar karamal, sığır dediğimiz büyükbaş, 2300 kadar da küçükbaş koyunumuz mevcut. Mera'da, otlamada şuncu hayvanlarımızda. Yani gürbetteki hemşehrilerime her gece sağlık, afiyet, sıhhat dolu bir gün dilerim, hayırlı kazançlar dilerim. Ayrıca da Ethem Başkanıma, yardımcılarına her gece selamlar, görevinde de başarılar dilerim. Sağ olsun başkanım, sizleri buraya tak göndermiş. Bu şeylere vesile olduktan için de kendine de ayrı ayrı bir teşekkürlerimi iletirim. Ökkeş Türk Aslan, Çömlekçi doğumlu, Kayseri Talas Çömlekçi doğumlu, 1936 doğumluyum. Çömlekçi'ye
Maraş Elbistan'dan gelmek. Burada 3-4 köye dağılmış Celluşağı diye. Buraya malcılık üzerine gelmişler yaylacılar. Burada kalmışlar. Edirhas'tan da gelenler olmuş. Tabii burası bir köy haline gelmiş. Efendim eskiden biraz ziraatçılık vardı. Dışarıda boyacılık, suvacılık yaparlardı. Efendim İstanbul'da, Kayseri'de, diğer vilayetlerde. Şimdi ise azıcık kaba ekiliyor. Azıcık malcılık var. 2-3 belik koyun var. Yani sürü değil de kendi sahipleri yayıp diyorlar. Böylece geçimlerini temin ediyorlar. Efendim eskiden asker uğurlamak kına yaharlardı. Efendim bir topluluk olurdu işte asker gidiyor diye. 3-5 kişi asker varsa onların topluluğuyla davet edilirlerdi arada. Ondan sonra da belli bir zamanda yollarlardı. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi bütün askerler bir hafta 10 gün bir sohbet yapıyorlar. Geziyorlar köyün etrafında. Efendim yemek yiyorlar, davet ediyorlar. Öyle günleri geçiriyorlar, askere gidiyorlar. Efendim eski düğünlerde davul zurna vardı. Köy odası veyahut da düğün sahibinin odasında akşamları toplanır orada sohbet yapılırdı, oyun çıkarırlardı, bilmem neyi derlerdi. Efendim böylece düğünlerde yapılırdı. Gündüzlerde bazen deve oyunu çıkarırlardı, deve yaparlardı. Devenin arkasına yağdanlık veyahut bulamaç çalarlardı birbirinin suratına niye. Öyle bir oyunlar sohbet için yaparlardı. Ekini orağına biçerdik. Böyle pırnat derlerdi. Orağına belimizi büke biçerdik. Efendim deste çıkarırdık. Efendim deste çıktıktan sonra arkadan bir kişi kağını derik, bir kağınlık yön yapardı. O talla bittikten sonra tabii ekinin durumuna göre kağınıya başlanırdı. Kağınıyla harmanlara gelirdi. Harmanlarda düven vardı. Düvenle öküz koşardık. Efendim düvenle öküz dolanı sapın üstünde sapı ezerdi. Ben çok düven sürdüm. Yani sıcak havalarda düvenle dolandırır. Dereye de mal sulamaya giderdik. Böyle ahar suyumuz, çeşmemiz yoktu. Dere vardı köyün alt tarafında. Oraya giderdik. Orada malı sular geri getirir. Ahıra dıkardık. İkindi yakını gene koşardık düveni. Akşam azanına kadar devam ederdi. Benim hayatım gurbette geçti. Kayseri'den başladım Ankara, İstanbul, Adana. Buralarda inşaatçıydım ben, suvacıydım. Buralarda çalıştım. Son zamanda Arabistan'a gittim. 14 sene kaldım. Medine'de. Orada inşaat üzerine çalıştık. Buradan da gelen arkadaşlar oldu. Tavsiye ettik. Efendim buranın parası daha iyi, değerli dedik. Gelenler oldu. 15-20 kişi geldiler. Orada ikame verdiler bize, oturum verdiler. 6 ay yazın çalıştık, kışın çalıştık, yazın buraya geldik. Ufak da işlerimizi gördük. Bu işe 14 sene devam ettik. Yani sıfırdan başladık. Biz zengin aile çocuğu değildik. Gençlerime tavsiyem Allah'ını, Kur'an'ını bilsinler bir. Toplumdan ayrılmasınlar iki. İşlerine sahip olsunlar üç. Öyle tembel yatarak para kazanılmaz. Yani ben yatayım da para kazanayım dersen bunu yapamam. Bu Arabistan'a giden arkadaşlar var ki nasıl çalıştığımızı onlar daha iyi bilirler. Güneş çıkarken çıkıyor çalışmaya, güneş inene kadar çalışıyorduk. Yani nereye gitsen bir işin zorluğu var. O zorlukları atlatacağım. Yani ben şurada çayırda yatayım da para kazanayım dersen bu olmaz. Gençlere tavsiyem çalışsınlar, dürüst olsunlar, sadık olsunlar, zenginlik kolay. Bu yaz beraberdik kardeş, gelecek yaz bilmem, bayramı bilmem, yaz bilmem, ay 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 ay. Kayseri Talas Çömlekçi Köyü
Nazım Kahraman. Doğum tarihim 1955. Çömlekçi doğumluyum. Çocukluğumdan beri de gurbetçiyim. 6 tane çocuğum var. Bunların bir kızım var, 5 tane oğlum var. Bunların hepsi boyacı cinsinden. Tadilat, tamirat bunları yapıyorlar ve İstanbul'da çalışıyorlar. Böylece geçimimizi temin ediyoruz. Ben ise bir ara Libya'ya gittim 80 yıllarında. Geldim. Geldikten sonra kamyon aldım. 2 sene kamyonculuk yaptım. Emekli olduktan sonra İstanbul'dan buraya geldim. 6 ay burada kalıyorum, 6 ay İstanbul'da kalıyorum. Vallahi benim duyduğum ve kısacık bildiğim eskiden keven kazılırdı. Kitire yaparlardı. Biz ona püs diyoruz. Ondan geçim temin ederlerdi. Aynı ziraatçı gibi onu yapanlar vardı. Ondan sonra onlar götürürlerdi, kazada satarlardı. İhtiyaçlarını alırlar, gelirlerdi. Artı halıcılık vardı. Halıcılığı iyi biliyorum. Hanımım ve kız kardeşlerim tokurlardı. Onlar da tüccar diyelim. Tüccarlar getirirdi. Köyümüzde doğuturlardı. Paramızı öderler, götürürlerdi halıları. Şimdi hiç yok. Tezgahları da topladılar, gittiler onlar. Vallahi ben çoğunlukla babamın yanında otururdum. Ve artı bir dükkan vardı birkaç tane. Akşamlarda kısa dönem şöyle bir saat falan bir dükkanlara uğrardık. Komşuların odasında cemaat olurdu. O cemaatle beraber sohbet ederlerdi. Sohbetlerini dinlerdik. Güzel bir ortam vardı. Şimdikinden daha saygılıydı yani. Gurbetçi arkadaşlarımın hepsine selam söylüyorum. Güzel çalışmalarını ve para kazanmalarını arz ediyorum. Mehmet Tevfik Göksu'yu yakinen tanıyorum. Ona da ayrıca selam söylüyorum ve başarılar diliyorum. Doğdu, kurban olduğum 65 yaşındayım. Çölmeçi'de doğdum, burada evlendim, burada kaldım. Çoluğumla çocuğumla burada yaşadım. 6 çocuğum vardı, 5 çocuğum kaldı. Biri vefat etti. Kocam da yok. Bir oğlumun yanında yaşıyorum, odasını aldım. Yok, kızlarım gurbette. Kolere verdim birer tane, yakın kolerdeler. Ayrı ayrı her bir tanesi evlendi gitti oğlum onların işte. Ben tek oğlumun yanında burada yaşıyorum. Ben halıyı çok doğdum oğlum. Kızlarımla halı doğumsak, o zaman doğumasak yaşam yoktu. Kızlarım 5 yaşına, 6 yaşına geldikten sonra bunlar halının dibine oturtturuyordum. Bunun halının ustalığı var, acemiliği var. Biz ayrı bir şirket gelir, bunu bize serdir, ipliğinden çizerdi. Biz onun temelini kururuz, onun modeli var, modelinin. En kolay, en basit çiçekleri yaparız, süsleri yaparız. Şimdi gelsin köye ben gene doğurum. Oturup da onu dokumayı özlüyorum. Gaz lambasıyla dokurduk. Darak vururduk. Onun başında türkü söylerdik. Dokurduk, öndüç yapardık komşularına. Akşam birinde dokurduk, gündüz birinde. Ama halı kesildiğinde çok sevinirdik. Para gelirdi ya. O zaman işte bir maaşımız, bir sigortamız olsaydı kurban olduğum boşa dokurduk. Şimdi kadınlara diyor ki dizlerimiz ağrıyor, kollarımız acaba dokuduğumuz halıdan mı ula diyor. Halıyı çok doğduk. O zaman yaşam bundan kolay geliyordu kurban olduğum. Kocalarımız yoktu, gurbette olurdu kocalarımız. Evde kızlarımızla, daha bir de oğlanlarımıza belledirdik ki oğlanlarımız da doğursa bize kar olur diye. Gecenin bir yarısına doğurduk. Kahardık, evde ne varsa onu bulur buluşturur, yedik yatarız, sabaha gir halıya hazır oluruz. Halı dokunacak. Halı dokunmazsa köyde söylenirdi, filan halıyı bulun. 600'lük olur, 700'lük olur. Filanın gelini 700'lüğü 20'unda kesmiş. Filan 700'lüğü bir ayda kesmiş. Ama biz de ona karşı iyi kesekti. Dokuyak diye nasıl dokurduk oğlum? Halıyla çok yaşam geçirdik, ömür geçirdik halıyla. Halı olmasa o zaman ne geçim fazla yoktu, kurban oldum. Halıyla biz iyice doğduk, geçimi iledik. Gençlerimiz olsun, gurbete gitmesin, kurban olduğum. O sandık biz var ya, koca günü görmedik. Birbirimizi tanımadık. Gurbette geçti bizim kocalarımızın günü. Adam gitti 50-60 sene gurbette çalıştı. Kurban olduğum köyde bir
Birbirimizi tanıyamadık bilen adamını. Tanıyamadık bileni. Kardeşlerime, beni tanıyanlara çok selam eder, onların gözlerinden öperim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim, kurban olduğum.